Herkese merhabalar, ben Yasemin. Bugün karşınıza harika bir işbirliğinin ortaya çıkardığı bir ürünü tanıtacağım ve ürünün arkasındaki sistemden bahsedeceğim. Neden bahsediyorum? Bir tık da gururla karşınızda. Ledger Nano S Plus. Aslında şu gördüğünüz normal bir Ledger Nano S Plus modelinde bir donanım cüzdanı. Ancak bu cüzdanın diğer bütün Ledger Nano S'lerden bir farkı var. Donanım cüzdanlardan bir farkı var. Ledger ve Ninja Squad NFT'nin yapmış olduğu işbirliğine nazaran dünyada sadece 50 adet olmak üzere özel ninjalı Ledger soğuk cüzdanlar tasarlandı ve üretildi. Şu anda bunlardan bir tanesi benim elimde. Şimdi ben burada hazır geniş ekrandayken şu an size bir kutu açılımı yapalım. Bildiğim detaylarına girmeden. Normal bir Ledger Nano S Plus ambalajı. Burada hiçbir fark yok. Şöyle açtığım zaman, ya bu nedir? Çok güzel, çok tatlı. Ya, tabii ki açıp bakmıştım ama hani kurmadım ya da çalıştırmadım ama şu tipinin güzelliğine bakar mısınız? Direkt şöyle bir şey karşılıyor. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ön yüzde Ninja Squad logosunu görüyorsunuz. Hemen yanında da Ninja Squad yazıyor. Tam influencer işi olsun. Çok güzel. Açıyorum. Ekranı çıkıyor tabii şöyle karşıma. Ekranlı. İşte kullanacağımız çift düğme basarak hareket ediyoruz bu modelde. Onu biliyorum. Şöyle arkasına baktığınızda da yine aynı şekilde hem Ledger'ın hem de Ninja'nın logolarını yan yana koymuşlar. Bu dünyada sadece 50 tane üretilmiş özel Ninja ikonlu donanım cüzdanlarını mıncıkladıktan sonra tabii şimdi kutu açılımına bir devam edelim. Secret Recovery Sheet diyor. Yani içinden şöyle yani gizli kurtarma kağıtları. Ledger'ı taktığımızda ve kurmaya başladığımızda bize 24 kelime oluşturacak. Özel bir 24 kelime. Ve bu 24 kelimeyi şu küçük kağıtlara yazın diyor. Bunun için göndermişler bu kağıtları. Böyle üzerinde şöyle confidential yazıyor ve 24 tane boşluk var. Böyle bağıra bağıra confidential yazan bir şeyle saklamak istemezdim ama hani farklı kağıtlar birkaç kağıt olması mantıklı. Atıyorum güvendiğiniz bir aile üyenize, annenize, babanıza işte birilerine teslim edebilirsiniz. Onların da evlerinde ayrı bir şekilde durabilir yazılı bir şekilde. Hani özellikle bu kağıtlarda tutmak zorunda değilsiniz ama el yazısıyla farklı ortamlarda tutulmalı bu anahtar kelimeler. Detayına da daha sonra gireceğim. Niye bu kadar önemliler falan. Yani Ledger'ı kaybetseniz bir şey olmaz. Ama eğer anahtar kelimeleri unutursanız veya bir daha ulaşamazsanız o zaman varlıklarınıza ulaşamazsınız. Yüksek miktarda kripto varlık, aset saklayıp koruyorsanız eğer bu donanım cüzdanlarında atıyorum Ledger'da olduğu gibi bu güvenlik önlemlerine ve kelimelere çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Şimdi cihazı ve anahtar kelime kısımlarını şöyle kaldırdığım takdirde arkasından muhtemelen işte uygulamayı indireceğim bilgiler, sticker, genel bilgiler vesaireler çıkacak şöyle. İşte tatlışta bir sticker vermiş Ledger logosuyla beraber kullanabilirsiniz. Bunları da bir kenara bırakıyorum. En altından da kablosunun çıkmasını bekliyordum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kablosu var, bir de şöyle tatlış bir Ledger'in logosu var yine. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz artık. Özel tasarım Ninja logolu Ledger Nano S Plus'ımızı ve Ledger'ın Live sistemini, modeller arasındaki farkları, küçük de donanım cüzdanlarına gireceğim tabii ki. Nedir? Sizlerin kripto varlık asetlerini aslında nasıl korur? Ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız? Tabii ki bu tarz dayanamam. Faydalı bilgileri de paylaşacağım sizlerle bu videoda. Gelin isterseniz artık videonun detaylarına geçelim. Evet, direktman ledger.com'a gidiyorum. Önce ledger'ime bağlayacağım tabii. Tabii benim bilgisayarım Mac olduğu için C-Type. Bu yüzden bir dönüştürücü kullanacağım. Kablo da burada. Ben şimdi bu dönüştürücü sayesinde bunu şöyle gördüğünüz gibi kullanarak normal USB girişini şuradan takacağım. Ve arkasından sıkıntı olmaması için Mac'ime C-Type girişine bağlayacağım. Taktıktan sonra da şu şekilde tepki vermesini bekliyorum ama önce donanım cüzdanlarla ilgili bir genel bir bilgi vermek isterim. Donanım cüzdanlar nedir? Ne işe yararlar? Hatta bunu Ledger'ın ürünleri üzerinden, karşılaştırmalar üzerinden de gidelim. Tüm modellere bakalım. Bu Stax bu arada yeni çıktı biliyorsunuz. Bakın şu an stoklarında bile yok. Ben incelemiştim, çok hoşuma gitmişti. Hem işte ön yüzünü yansıtıyor, kablosuz şarj oluyor, ekranı dokunmatik falan filan. Ona ayrı gireceğiz. Ama şu bilgilerden bir bahsetmek istiyorum. Ben öncesinde de bir Ledger kullanıcısıydım. Hatta şu an yok. Bu Ledger Nano S. Şimdi sadece Nano S Plus modeli var. Bu elimde gördüğünüz Ledger Nano S. Böyle sevimli, renkli bir şey. İlk NFT'lerle ilgilenmeye başladığımda çok güzel bir koleksiyondan birkaç rare NFT çıkmıştı. Nifty League hatta hatırlayanlar bilir. O zamanlar böyle NFT'lerini kendim oluşturuyordum. Böyle rastgele bir şey çıkıyordu falan. Bayağı da trend olmuştu Nifty League'ler. Bir Ether yakınlarına satıldıkları oldu. Bir tanesinin bedeli 5-6 Ether ediyorken o dönem benim MetaMask wallet'ım hacklendi. Daha önce sattığım NFT'lerden elde ettiğim miktarı hem de en az 5
yeter edecek iki NFT'mi kaybettim. Hackleyen kişi bütün teklifleri kabul ederek NFT'leri satıyor ve hepsini MetaMask cüzdanından çekiyor. Yani çok değişik bir şeydi. Bir linke tıkladım muhtemelen vesaire, çok yeniydim zaten. Ve en acı şekilde öğrendim yani. Ne kadar önemli olduğunu kripto dünyasında güvenliğin, en acı şekilde öğrendim. Bugün şöyle anıyorum bunu. En başında başıma bunun gelmesi sebebiyle 3 kaybettim. 15 kaybetmedim. Çünkü ilerledikçe daha çok öğrendim, daha çok kazandım, daha çok işlem yaptım. Daha fazla risk aldım aslında. Ama her zaman her işlemden sonra MetaMask cüzdanımı bütün bağlı sitelerden kaldırdım. Ve değer verdiğim kripto varlıklarımı atıyorum. Uzun süre spot cüzdanda saklayacağım. Bildiğim yatırımlarımı, altcoinlerimi her zaman Ledger'ında sakladım. Şimdi modellere geliyorum. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki modellerin, yani atıyorum Stack 8500 TL, Ledger Nano X 4500, Nano S Plus 2400. Yani aslında buradaki fiyat farkının tamamen model farkından olduğunu söylememiz gerekiyor. Güvenlikle alakalı hiçbir fark yok. Ledger bunu özellikle belirtiyor. Bütün ürünlerin güvenliği eş derecede ve üst düzey açıkçası. Çünkü bunlarda saklayabileceğiniz kripto varlıkların bir sınırı yok. Bunu da söylemeliyim. Ama işte çeşidinde bir sınırlama olabilir. Ya da işte bağlanma şekliyle farklılık olabilir. Atıyorum Nano S Plus, yani şu elimde gördüğünüz telefona atıyorum OTG kabloyla bağlanıyorsunuz. Nano X'te ise Bluetooth'tan mevcut. Daha hızlı bağlantı. Zaten bakın burada da farklılıklarını da gösteriyor. Bluetooth yok, kablosuz şarj yok, dokunmatik ekranı yok. Dokunmatik ekran Stax'da var. Nano X'de Bluetooth var. 5000'den fazla coin saklayabiliyorsunuz. Bu ürünlere de böyle bir tık girdikten sonra artık yavaş yavaş Ledger'ımızı bağlayalım, kuralım, inceleyelim. Bu görmüş olduğunuz dönüştürücüye takmıştım. Şimdi bunu böyle açıyorum. Taktığım gibi hemen tepki verdi. Ledger S Plus'a hoş geldiniz. Lütfen devam etmek için sağ butona tıklayın diyor. Gördüğünüz gibi burada da bilgisayarım üzerinde de gördüm. İzin ver diyorum. Burada da izin ver dedikten sonra sağa tıklıyorum. Şimdi diyor ki gidin yükleyin. Hemen yükleyelim. Ledger Live uygulamadan Ledger Live'e geliyorum. Uygulamayı indirin diyorum. Açalım Ledger Live uygulamamızı. Ledger Live'i yükledik. Burada görüyorsunuz devam et diyorum. Devam. Cihazınızı seçin. Nano S Plus cihazınızı ilk kez mi kullanıyorsunuz? Evet, ilk kez kullanıyorum. Kurtarma ifadeniz var mı? Hayır, yok. İlk kez kullanıyorum. Kriptolarınıza erişin. Kripto varlıklarınız. Şimdi bu benim hali hazırda elimde tuttuğum kripto varlıklara da bir aktarma vesaire tabii. Hepsini yapacağız. Şu an kurulum için bana önüme şeylere çıkardı, adımlara çıkardı. Evet, şimdi bunlar bana kelime üretecekler. İşte 30 dakikanızı ayırın, yazmak için bir kalem alın, hazırlığınızı yapın ve şifreleri oluşturacağız diyor. Hazırım diyorum. Nano'yu açın, cihazınızı bağladık. USB kablosuyla diyor. Bağlı burada görüyorsunuz. Kablo kısa olduğu için çok da böyle hareket ettiremiyorum. Menüde ilerlemek için şu sağ ve sol tuşları kullanacaksınız diyor. Tamam, bunu biliyorduk. İkisine birden bastığında okeylemiş oluyorsun. Ayarlara vesaire ulaşmak için de iki tuşa birden uzun süre basılı tutuyorsun. Yeni bir cihaz olarak bunu başlatalım diyor. Bir tane pin oluşturmamızı istiyor. Şimdi de oluşturduğum pini bir kez daha görmek istiyor. 4 haneli bir pin oluşturuyorsunuz. Oluşturduğum iki tuşa birden şu şekilde basıyorum. Bir daha istiyor. Confirm pin diyor. Tamam. Enter your recovery phase diyor. Bu da cihazı kurduktan sonra yapacağınız sonraki adım. Burada görüyorsunuz pin kodunun ilk güvenlik katmanı olduğunu söylüyor. Devam. Burada her şeyi kabul ediyorsunuz. Yani tamam, gizlilik ifadelerimin ne kadar bir size anlattığım şey. Kağıdı alın, kağıda yazın falan diyor. İlk bana sorduğu şey bu kurtarma ifadesi oluşturmada kaç adet kelime gördüm? 24, 24, 18, 12 burada tabii sizi deniyor. 24 en yukarıda. İlk iki parmağımla basarak onaylıyorum. Pini girdikten sonra cihazımın bana 24 kelime oluşturacağını söylüyor. Tamam diyorum. Devam etmek için iki şekilde basın. Ve ilk kelimemi verdi. Ben şimdi bunları yazacağım. Sağ tuşla ilerlete ilerlete bana kelimeleri yazdırıyor şu an. Oluşturuyor yani. Son kelimeyi de bitirdim. Şimdi diyor ki bunları onaylaman gerekiyor bu yazdıklarını. Birinci kelime bu mu diyor. Evet. Bütün 24'e kadar şu muydu bu muydu diye bana soruyor ve ben de doğru olanı seçip ilerliyorum. Şu an yaptığımız aşama bu. Evet, 24 kelimenin 24'ünde onaylattı bana, yani bum bum mu diyerek. Şimdi recovery kelimelerimizin ayarlandığını söylüyor. Çok güzel. Devam et diyorum. Eğer çalınırsa, işte herhangi bir şekilde cihazınızın başına bir şey gelirse, yani bunu kaybederseniz bunu kaybetmenizin hiçbir önemi olmadığını söylemiştim. Yeter ki bu 24 kelimeyi kaybetmeyin ve unutmayın. Şimdi processing diyor.
Your device is ready yazıyor burada. Bağladığımıza göre artık Ledger Live'e gidebiliriz bence. Nano cihazımızın orijinal olup olmadığını deneyeceğiz Ledger Live üzerinde. Nano cihazımı kontrol et diyorum. Cihazınızda Ledger Manager uygulamasına izin verin. Bak burada hemen çıktı. Allow Ledger Manager diye. Yani ekranda gördüğünüzü bu küçük Ledger ekranında da görüyorsunuz. Onaylıyorum. Uygulamayı yükle diyor. Yükle. Evet, şimdi başlamak için hesap eklememi istiyor. Tabii ki Ledger'i kullanabilmek, kripto varlıklarınızı Ledger'in içinde aktarıp saklamak ya da Ledger Live uygulamasını kullanarak diğer hangi uygulamalar ve özelliklere erişebilirsiniz? Tüm bunlara bakabilmek için bir hesap eklemeniz gerekiyor önce. Hesap ekleye basıyoruz. Yani Binance kullanıyor olabilirsiniz, MetaMask cüzdanınız vesaire. Önce tabii ben bir Ethereum seçeceğim. Çünkü MetaMask cüzdanında Ethereum tutuyorum. Bitcoin de olabilir bu, Ethereum olabilir, Sol olabilir, Litecoin olabilir. Söylememiz gerekir ki Ledger'ın neredeyse desteklemediği token coin yok. Yani bilinen kullanılan birçok kripto token'ı kullanabiliyorsunuz. MyLedger'a geliyoruz. Ledger işletim sistemimiz çıktı bile. Ethereum yüklendi. Bitcoin de yükleyelim. Yani buradaki varlıklarınızı buraya aktarabilmek için uygulama kataloğu üzerinden onları indirmeniz gerekiyor. XRP, Dogecoin, Cardano, Solana, işte TRX, Matic. Bakın burada ekledikçe de işte Bitcoin, Ethereum. Burada bunların şeylerini görüyorsunuz. Portföy, hesap ekle. Ethereum'u seçiyorum ve devam ediyorum. Cihazdan onay bekliyor. Onayladım. Cihaza da yükleme yapıyor şu anda. Senkronize ediyor. Çok güzel. Ethereum olarak hesabımı ekledim. Şimdi sizlere bu Ethereum adresine nasıl Ethereum aktaracağınızı ve nasıl kullanacağınızı göstereceğim bu kısımda. Belki Binance kullanıyorsunuz, belki OKEx, herhangi bir merkezi borsa üzerinde nasıl kripto varlıklarımızı alıyoruz, çekiyoruz ve çektiğimiz kripto cüzdanının adresini yazıyoruz. Aynen burada da bu şekilde Ledger bize her seferinde aslında yeni bir adres üretiyor. Bu da bizim tamamen güvenliğimiz için. Siz oraya ilk başta tabii ki kendi adresinizi giriyorsunuz. Ama daha sonra bu adreslerin farklı göründüğünü ya da böyle bu benim adresimi, benim cüzdanımı falan diye sakın endişelenmeyin. Görünebilir ancak bu demek değildir ki siz adresinizi yanlış girdiğiniz yere değişti. Ledger bunu özellikle sürekli değiştirerek sizi, adresinizi güvenle tutmuş oluyor. Şimdi ben burada gördüğüm adresi kopyalıyorum. Onaylıyorum adresi. Aynı adresi hem Ledger'ın üzerinde görüyorum, Ethereum adresini, hem de ekranda. Evet, adres güvenli şekilde paylaşıldı. Tamam diyoruz. Şimdi Ethereum bakiyenizi artırın. Şimdi burada bahsetmek istediğim diğer bir şey de ETH staking ya da işte başka tokenların staking'i. Lido ile bunu yapabiliyorsunuz. Clean ile özel staking oluşturabiliyorsunuz. Burada 32 Ether minimum oranda 32 Ether'in gerektiğinden bahsediyor. Bunlar da aslında size birazdan bahsedeceğim Ledger Live üzerindeki keşfet bölümünde inceleyeceğimiz diğer uygulamalar, staking'ler, swap vesaire de var. Yani dönüştürme. Tıpkı merkezi bir borsa gibi açıkçası. Hoşuma da gitti. Bütün bunları Ledger Live üzerinden nasıl yapacağız vesaire göreceğiz. Şimdi Ethereum göndereceğim. Tamam mı? Ethereum göndermeyi seçiyorum. Ethereum göndereceğim adresi tıpkı Binance ya da OKEx üzerinden ya da başka bir borsadan nasıl bir kripto varlık gönderirken önemli olan hem ağıydı. Burada da ağı gibi mesela Ethereum adresinizden göndereceğiniz için burada bir problem yok. Yani burada adresleri oluşturacaksınız. Bitcoin için bir adres, Ethereum için bir adres, Solana için bir adres vesaire. Ve sonra bu adres ve hesaplar üzerinden de bu işlemleri yapacaksınız. Yani alacaksınız, göndereceksiniz, belki dönüştüreceksiniz, stake edeceksiniz. Ben Ethereum göndermek istiyorum diyelim. Ethereum'a geliyorum. Elimde 50 Ether var mesela. Şu an hiç yok da. Burada göndereceğim adresi giriyorum. Devam diyorum. Tutarı girmem gerekiyor. Burada mesela işte 50-60 dolar gibi bir şey yani. Bizden küçük bir miktar fee alacak. Hızına bağlı olarak Ethereum cüzdanına ya da bir Ethereum adresine Ethereum'ınızı gönderebilirsiniz. Mesela bunu seçecektim. Bu olacaktı. Devam diyecektim. Özet ve cihazınızdan onaylayarak bu işlemi tamamlayacaktınız. Bunu bu şekilde göstermiş olduğumu düşünüyorum. Takas kısmı var. Yani swap aslında. Bu bizim borsalardan da bildiğimiz. Mesela benim Ether hesabım var ya, tabii bu swap olduğu için yani aslında burada Ether'de de belli bir miktar bir şeyim olsaydı, atıyorum bu kadar Ether'in var, bunu neye dönüştüreceksin? Tether'e mi? Şu kadar olacak ve takas edine basacaktınız. Yani burası çok kolay. Burada da eski takasların vesairelerin varsa onları gösterecek olan alan. Şimdi kriptonuzu da oradan Ledger Live hesabınıza satın alın ve güvenceye alın. Aynı şekilde Ledger Live size dediğim gibi bir borsa gibi kripto satın almak için de fayda sağlıyor. Mesela ne almak istiyorsunuz? Ben Bitcoin almak istiyorum. Bitcoin hesabımız yok tabii. Önce bir Bitcoin hesabı ekleyelim. Senkronize ediliyor. Hesap başarılı eklendi. Onayladık. Tamam. 3000 dolar harcamak istiyorum. 3000 dolara 0.10 BTC alabilirsin diyor. Miktarı onaylayalım. Ve karşımıza hangi ülkedensin ve nasıl ödeme yapacaksın kısmı çıktı. Gördüğünüz gibi her ülke var. Ve atıyorum bu miktarı
Visa kartımla, Master kartımla falan ödeyeceğim. Apple Pay, banka transferleri, Google Pay, bunların hepsini kullanarak da kripto varlık almanızı sağlayan güzel bir sistemi var. Devam ediyorum. Bana buradaki fiyat farklarını vesaire çıkarıyor. Hoşuma gitti. Bunu 0.92800'e, 2877'ye, en iyi ücret Sardin'de diyor. Sağlayıcıyı seçerek ilerliyorsunuz. Hadi Sardin'den alalım. Bizi Sardin'e bağlasın ve onun üzerinden alalım. Aynen burada da çat diye çıktı. Satın alma kısmı da böyle. Keşfet, evet. Burası önemli. Çünkü burayla alakalı bazı şeyler var. Buradaki uygulamaların zaman zaman kampanya yaptığından bahsetmek istiyorum. Mesela atıyorum swap üzerinde işte komisyonsuz takas, işte swap üzerinde atıyorum düşük komisyon ya da sıfır fee ücreti, bazı staking programlarında özel APR'ler vesaire gibi size bazı kolaylıklar ve indirimler sağlıyor. Bu yüzden ara ara Ledger Live'in bu keşfet bölümüne de gelerek hani hangi uygulamalar var, neler var, Ledger hangi uygulamalarla entegre çalışabilir, hem bunları da görmüş ve incelemiş olursunuz. Hatta bir Ledger şey yapıyor diye de böyle kafa göz dalmamak lazım, araştırmak lazım. Ama ben bunların çoğunu daha önce gördüm, biliyorum. İşte 1 inç Clean, MoonPay, Lido, Wallet Connect, ben de Sardin, Alchemy, bunlar benim de bildiğim, daha önce de bir şekilde bir yüklediğim, kullandığım ya da karşıma çıkmış uygulamalar. Sizlere tavsiye ederim. Nasıl gidiyor mesela buradan? Atıyorum buradan bilinç üzerinden swap'ınızı yapıyorsunuz. Piyasa bölümüne tıklıyorum ve piyasa bölümünde neler var? İşte Bitcoin'in anlık fiyatı, Bitcoin, Ether, Tether, bütün bu hem sizin işlem yapabileceğiniz hem saklayabileceğiniz, stake edebileceğiniz onları da gösteriyor. Mesela şu anda Ether üzerinden bir stake uygulaması yapabilirsiniz, Solana üzerinden. Kart kısmı sanırım otomatik kartımızı bağladığımız ve Ledger'in üzerinde aynen satın almalarımızı yapabileceğimiz alan. Bunu da size bu şekilde göstermiş olalım. My Ledger kısmında da cihazım kilitlenmiş. Pin'i istiyor. Tekrar ne diyorum? Pin'i girdim. Evet, cihazımı açtım. Şimdi benim yaptığım değişiklikleri burada göreceksiniz. Yani Bitcoin hesabım, Ethereum hesabım. Bu aralar çok meşhur biliyorsunuz. Davadan sonra aldı yürüdü XRP, Ripple. Elinizde varsa Dogecoin. Yani her türlü coin'i burada bulabilirsiniz. Ledger tamamen sizin kendi sorumluluğunuzda. Bu cihazın kullanımı, kelimelerin saklanması. Sadece siz bir şey yapabilirsiniz. Bu bana çok daha güvenli geliyor. Dünya yansa bu ve 24 kelime sizle ise sizin kripto varlıklarınıza hiçbir şey olmaz. Bu yüzden ben donanım cüzdanlarına daha yakınım ve onları da kullandım. Bu arada siz de, ben de Ledger Nano S Plus'la ilgileniyorum ya da Ledger Nano X'le ilgileniyorum. Hayır, ben kendime Ledger Stacks alacağım falan. Yani tamamen size kalmış. 3 nokta var üzerinde durduğum. Kullanımı, cihazlara bağlanması, tek fark bu. Nano X'i Bluetooth'da kullanabilirsiniz. Nano S Plus için OTG bir kablo ihtiyacınız var telefona bağlamak için mesela. Stacks'ta her şeyi yapabiliyorsunuz. Burada mesela direkt göstermiş. İlk kısım Ledger Stacks X ve S Plus. Şu an bizim elimizde olan. Ekranlar tabii burada farklı, bambaşka. Dokunmatik Stacks'ın ekranı. Mesela burada X'in akıllı telefonlarla uyumlu olduğundan bahsetmiş. İşte bu Bluetooth bağlantısı vesaire. Nano S Plus bizde olmayan. C-Type bir U bağlantı kablosu gerekir diyor ki ben bunun için dönüştürücü kullandım Mac'e takabilmek için. Ondan da bahsedeyim, eğer sizin de Mac'iniz varsa gerekecektir. Ledger Live'in bu yazılımlar arasında uyumluluğu. NFT'lerden de bahsetmedik bu arada. Aslında çok önemli bir kısmı da benim yani kendi donanım cüzdan kullanmamın, başlamamın sebebi NFT'lerimi güvenlik altına almak istememdi. Kendi utility tokenımız için de mesela küçük bir yatırım yapmıştım. Aldım tüm NFT'lerimi, benim için uzun vadeli bir yatırım olduğu için ve hani ilk çıktığında satmak gibi bir derdim olmadığı için de onları mesela Ledger'ımda saklıyorum. Bu elinde görmüş olduğunuz. Buradaki kelimeleri kaybetmediğim sürece bu gitse bile ben yeniden ulaşabilirim. İçindeki hem NFT'lerime hem NFT'lerime. Burası önemli. NFT'lerle aslında hani benim ilgimi ilk o şekilde çekmişti. Arkasından yavaş yavaş kriptoya vesaire de bulaşınca tabii ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldum. Ledger'a bu arada bültene abone olarak onların kampanyaları, gelişmeler, yeni ürünler vesaire haberdar olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Özellikle bu borsaların krizi, ardından bankaların krizi, yani hepsinin arka arkaya gelmesiyle insanlar kripto varlıklarını nerede saklayacaklarını merak eder olmuşlardı açıkçası. Nacizane tavsiyem offline da saklayabileceğiniz, yani bir Bluetooth cihazı gibi şu şekilde bir donanım cüzdan kullanmanız. Ledger'ı da biliyoruz, tanıyoruz. Tavsiye ederim efendim. Her zamanki gibi 3 aşağı 5 yukarı topladığımı düşünüyorum. Öncelikle videoda buraya kadar geldiyseniz ilginiz çok teşekkür ederim. Özellikle kripto sektöründe güvenlik
çok önemli. Bu paranın peşinde koşarken onu aslında doğru tutmayı da başarmalıyız. Bu da çok önemli. Yeniden bu Ledger ve Ninja Sukar'da NFT koleksiyonunun işbirliğini hem buradan duyurmuş olduk hem de Ledger'in yeni uygulamasına göz atmış olduk sizlerle. Eğer siz de ben de kendime bir soğuk cüzdan almak istiyorum ve atıyorum Nano S Plus benim için uygundur ya da ben Nano X istiyorum, Bluetooth'la bağlansın istiyorum benim cihazım diyorsanız açıklamaya aşağıya sizler için bir Ledger satın alma linki bırakıyor olacağım. Ve bu linki tıklayarak orijinal sitesinden Fransa'dan direkt bu ürünü alabilirsiniz. Bir gümrük ile uğraşacaksınız. Maille vesaire zaten hemen geliyor. Ve 2-3 gün içinde kargolanıyor diye biliyorum. Benimki çok çabuk gelmişti ben satın aldığımda. Ve orijinal siteden satın aldım. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Niye? Kapatmadan bir de buna girmek istiyorum. Çünkü içinde tamam şu an anahtar kelime barındırmıyor. Bir yerde yazmıyor. Size bunu cihaz oluşturuyor ama bilemezsiniz daha önce cihazın açılıp içinde bir şey yapılmadığı. İşte anahtar kelimenin oluşturulup yani bilemiyorum çok fazla yöntemler var ve bu tarz kendi güvenlik anahtarını oluşturan ya da içinde gelen cihazların tamamen orijinal web sitelerinden ve mağazalarından alınması gerektiğini düşünüyorum. Ha tabii satın alıp kullanan yok mu? Var ama bilmiyorum yani. Dikkatli olmaktan bahsediyorum burada. Sizler yine de vaktiniz varsa yurt dışından almakta bir sorun görmüyorsanız direkt kendi sitesinden almanızı tavsiye ediyorum. Ninja3D's YouTube kanalını izlemeyi, videoları beğenmeyi ve etrafınızdaki kriptocu dost ve arkadaşlarınızla bu videoları yaymayı lütfen unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. Yeniden beğeni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.